Domates fidesi ekim döneminin gelmesiyle birlikte domates çiftçileri zararlı haşerelere karşı tedbirlerini almaya başladı. Özellikle tuto, absoluto, beyaz sinek ve trips zararlıları domates çiftçisinin kabusu olmaya devam ediyor. Öyle ki bu zararlılar nedeniyle bazı çiftçiler ürün almadan seralarını kapatmak zorunda kalıyor. Yine bu zararlılar nedeniyle yılda tonlarca domates çöpe dökülüyor. Büyük kayıplar yaşatan bu haşerelere karşı bilim insanları ve ziraat kurumları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Domates çiftçisinin başına bela olan bu haşerelere karşı yapılan ve yapılması gereken çalışmaları Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi ve Ziraat Odası Başkanı mikrofonlarımıza değerlendirdi. Sebzelerde önemli sorun olarak karşımıza çıkan tuta ya da tuta kelebeği dediğimiz bir böcek zararı var. Bu böcek tabii ki ülkemizin yerel bir zararlısı değil aslında. Bu 2009 yılında başka ülkelerden özellikle Latin Amerika kökenli bir zararlı, oradan ülkemize gelen giriş yapan bir zararlı. Ee, tabii ki e, girdikten sonra ülkeye yerleşti. Şu an Çanakkale'de de önemli domates zararlarından bir tanesi. Burada benim ön plana çıkarmak istediğim şey biyolojik mücadeleyle ilgili yapılan çalışmalar. Bizim e, bölümümüzde bu zararlıya karşı iki tane doktora tezi bitirildi. Oldukça tecrübeli bir bölümümüz bu konuda. E, bu e, çalışmaların ışığında. Biz doğadaki bu dengeyi gözeterek çok geniş etkili ilaçlar kullanmadan bu zararlıya karşı çok rahatlıkla mücadele edebiliriz ve baskı unsuru oluşturabiliriz. Onun yanında dayanıklı çeşitleri yetiştirerek bu zararlıya karşı mücadele edebiliriz. Biz bu konuda bölüm olarak son derece tecrübeliyiz çalışan arkadaşlarımız. Gerek üreticilerin gerek diğer tarımın diğer paydaşlarının bizimle iletişim kurmaları halinde her türlü desteği verebiliriz gidip yerinde gözlem yapıp işte öneriler sunabiliriz vesaire gibi çözüm önerilerini her zaman biz yaklaşırız, sunarız. Domatesin en büyük sıkıntısı bizim Çanakkale'de tuta hastalığı. Bu domatesciyi çok aşırı şekilde yoruyor ve çok müthiş şekilde masrafa boğuyor. Haftada aşağı yukarı her gün her gün ilaç atmak zorunda kalıyor çiftçimiz. Niye? Çünkü tuta denen böcek çok hızlı şekilde popülasyon ve lavra yani yumurta bıraktığı için önlenmesi çok güç. Çok zor oluyor, güç oluyor. Onun için yani burada beyaz sinek ve özellikle tuta için mücadele has safhada olmak zorunda. Ben bütün çiftçilerden şunu özellikle rica ediyorum. Ne olursunuz her attığınız ilaç sertifikalı olsun. Bu konuda odamızın kapısı sonuna kadar açık. Mühendislerimiz var gidin bize danışın sertifikalı ilaç atın çünkü sertifikalı ilaç atmadığımız zaman bu ilaç kalıntıları maalesef hepimizi etkiliyor ve maalesef o kanserojen madde hepimizi yavaş yavaş zamanda ölüme sürüklüyor.